şeyi kazandırdık. Devam edelim. Gradler, bu arkadaşlar bunda çok eleştiri oldu. Gradler, şurada kışın bunu aldık, devreye soktuk, şurada karı temizliyor, yeni açıyor, ya bu külüstürü ne yapacağım diyor. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Bunun bize bir tek kuruş masrafı yok. Biz bunu aldık, geldik, TK'ya indirdik, devletin kurumunun bakımını ona yaptı, bize teslim etti. İşimiz ne görüyor? Daha fazla sahip gerek yok. Daha fazla ihtiyacımız olduğu zaman özür dilerim araçlarım veya çam belgesine veya daha gelip bizim işimizi görüyor zaten. Devam edin. Tamam, Fortif bunu parke taşısı için almıştık. Pick-up'ı da beden sonra bir emlak firması bağışladı. Orman Belediye Müdürümüzden geldi. Devam edin. Evet, tamam, doldurumuzu aldık. Sanırım 7 veya 8 tane araç kazandık. 9 tane araç kazandık. Opel Vectra'yı sattık. Sattığımız araç. Otobüsü sattık. Zarar ödedik. Bir de arkadaşlar bu otobüsü satarken zor sattık. Bu safariymiş, acayip bir şey. Bunu birincide satamadık. İkincide sattık. Yakıtı fazlaymış. Türkiye'de fazla yokmuş. 5-10 tane araba varmış. Kimse yüzüne bakmıyor. Zor sattık bu arabayı. Devam edelim. 302'yi 4000 liraya hurdaya sattık. Fonda hurdacıya verdik. Aldı ya. Ya almıyor adam. Devam edelim. Evet, Almanya satılan araçların birisi mali tablosunu gösteriyorum. Evet, Alman araçların toplam bedeli 768 milyon kazan belirliğinde biz araç kazandık arkadaşlar. Sattığımız araçların ederdi 90 milyon muhasebe kayıtlarına giren para. 677 bin lira altımız var. Devam et. Evet, iş kuralcıyla çalıştığımız personel. Evet, şu anda iş kuralcıyla 25 tane bizde işçi çalışıyor. Terzihan için çok büyük bir rakam. Bir belleğe 25 kişi inanın çok büyük bir rakam. 500 bin lira yakın 490 bin lira bunun maliyeti var. Yani 1500 lira asgari ücretten bu insanların eline para giriyor. Bu insanlar ihtiyacını karşılıyor ve ayrıca sigortalar yatıyor. Geçen dönem 10 kişiydi. Bu dönem 25 kişi aldık. Ben de rica ettik. Belde sizi seviyor, biz sizi seviyoruz dedik. Bir Allah razı olsun, onlar da bizi kırmadılar. Böyle bir şey yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Devam edin. Bakın hile boru aldık. 800 kilometre hile boru. Nakliyesi de dahil bakın. Nakliyesini de ödemek şartıyla terzana getirdiler, indirdiler arkadaşlar. Bizim sadece yapmamız gereken ya milletvekileri geldiği zaman böyle bir teşvik etmemiz gerekiyor. Allah razı olsun dememiz gerekiyor. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun. İster CHP olalım, ister parti olalım, ister MHP olalım fark etmez. Biz şimdi bu boruları çektik. Terzana her taraftan su basıyoruz kadarsanla. Süleyman ailesi komple su altında. Terzana'da elektrikle patlana basıyoruz. Ve hepimiz burada bahçemizde bunu kullanıyoruz. Domates yetiştiriyoruz, evimizde çiğdir suluyoruz. Yani çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey'e bu katkılarından dolayı. Evet, su arızası. Şimdi geçen ben işte pek bu hazır izleden çıktım yoktu. Bülent Bey'e izle çıktım. Tesadüfen işte yanlışlıkla Arif abiye de geldi. Şans yokmuş. Şimdi bir arıza oldu. Ben de bir gün erken gelmek zorunda kaldım bu arıza yüzünden. Arkadaşlar bakın Terzan'ın biz su olarak Terzan'da yapılabilecek her işini yaptık. Patlak'taki drenajı deneyimledik. Bakın biraz önce gördüğünüz su toplama merkezlerini yeniledik. O Koloçan'ın üst tarafına çınarından bir su çıkıyor. Oradan aşağıdan boyunan hepsini yeniledik. Koloçan'ın buraya gelen 4 kilometrelik altı da yeniledik. Şu anda bize dağda 3 dağdan 3 noktadan su geliyor. Bu kış boyunca yetiyor. 3 noktadan. Aşağıdan Süleymanesi'nde bizim 2 tane pompamız var. Bir saniyede 4 litre basıyor, bir saniyede dakikada 15 litre basıyor. Şimdi Terzan'ın su sorunu yok. Su sorunu olması için suyu olmaması gerekiyor. Suyu var Terzan'ın, su da sorunumuz yok. Ama bizim Temmuz ve Ağustos ayında her şeyin yoluna gitmesi gerekiyor. Bakın linç gösteriyor. Burada bir tane 37 kilovatlık pompa var. Bunu Terzan'ın hep su toplarsa bunu biz çekemeyiz. İnsan gücünde çekilmesi mümkün değil. 60 tane metre derinlikte. Bu linci oraya sokmak zorundasınız. Yani bu bir teknik bir arıza. Dünyanın her yerinde teknik arıza olabilir. Ve teknik arızadan dolayı sular kesilebilir. Bazen bu bir gün, bazen iki gün, bazen üç gün, dört gün sürebilir. Ben o insanı bu arzının olduğunda ben İzmir'deyim. Enişten dedi ki bizim burada Anavrupa'da doğal bir su veremediler dedi. Ya bunlar normal şeyler. Bir iş yerde yaşayan insanlar bunlar normal karşılıyor. Ama burada insanlarımız alışmadığı için, su devamlı arttığı için tabi birazcık kızıyorlar. Ama yani arıza olabilir. Su ile ilgili sorunumuz yok. Sadece bu bir arızaydı. Arıza bundan sonra da olabilir. Bu normal bir şeydir. Devam edelim. Ha bir dakika bir geri ya suda kal. Suda kal. Bir de şöyle bir sorunumuz var şimdi depo gündeme geliyor. İşte depoyu büyütsek ya. Bu sorunu yaşamasak ya. Arkadaşlar akşamları saat 5 ile 8 arasında bizim depomuz 4 kere 5 kere boşalıyor. 120 ton 120 ton su olsa en az 500 ton su
3 saat içinde dönüyor. Depoyu 500 tonluk depo yapsak sadece bizim arıza durumunda bir saat daha geç suyun bitmesini sağlayacağız. Başka herhangi bize hiçbir katkısı yok. Bir de biz bu depoyu uğraştırdık. İdare Bankası'ndan Marmara bölgesine bu depo işlemini yapan mühendisleri çağırdık, konuştuk, gösterdik depodumu. Yunan aralar çok şaşırdılar. Yapanlardan, heyecanlardan Allah razı olsun dediler. Depo çok güzel, çok temiz. Bir liram su kaçırmıyor depomuz. Depoyla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Bir de bize söylediler şu, deponun büyük olması zaten biz tavsiye etmiyoruz. Depoya giren suyun en kısa süre içinde tüketilmesi gerekiyor. Bekletme suyu o tavsiye edilen bir su değil dediler bize. Ha dedik peki ne yapacağız? Dediler ki ölçelim. En yüksekteki evle depo arasındaki mesafe 25 metre aşağı inmesini tavsiye etmiyoruz dedi. Bizim de en yüksekteki evimiz şu anda 20 metre 15 metre civarlarında. Oradan bir sıkıntımız var. Bizim depo yapacaksak biz geçen hafta mecliste konuştuk. Üst tarafa yapacağız. Orman deposunun, su deposunun üstüne yapacağız. Bunu deponun küçüklüğünden değil, deponun iş görmezden değil, kod farkından dolayı yapacağız. Basınç elde edilmek için kod farkından dolayı yapacağız. Başka da herhangi bir suyla ilgili tarzında yapılacak bir şey şu an için yok. Evet, kanalizasyon. Şimdi kanalizasyonla ilgili biz proje çizirdik. Ya adam diyor ki ya parkede şey yapıyorsun, başkanım kanalizasyon yok, ne yapıyorsun diye. Ya kanalizasyon şu anda tıkalı olan insan var mı? Herkesin kanalizasyonu çalışıyor. Tıkanan yerler var sürekli öyle. Hayvancılık yapıyor, saman atıyor, ormana tıkanıyor. Ya burada geçen şurada açtık. Poşetler çıktı, bunlar çıktı. Tıkanan yerleri tahmin ediyoruz. Tamam, kanalizasyonun yenilenmesi gerekiyor. Bitik yani. Çoğu yer bitik ama yani bunun tarzının hepsini de İller Bankası'na verip de belediyeye de millete de sonuçta bizim paramız. Bir sürü külfet getirmenin anlamı yok. Şimdi şurası çok güzel parke taşı. Ben buraya neden bol sorayım? Bizim yapacağımız yerlerle bölgede işaretledik. Eğer bizim zamanımızda denilirse biz asfalttan ana hatları yapacağız. Buradan çıkacağız da sürekli. Alt taraftan yine paralel. Üst taraftan yine çevre yolundan aynı öyle. Bu işi çok okşayacağız. Ana hatları tuttuktan sonra bir daha gerisi önemli değil. İleride bir tıkanık da olsa belediyenin makinesi bunu 50 metre kazar. Bunu koyar. Onun için bizim şu anda yeni yaptığımız parke taşlarıyla ilgili o bölgelerde kanalizasyonla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bizim kanalizasyon yapmayı planladığımız yerler ha benim dönemimde böyle, bence öyle. Ben olsam öyle yapacağım yani. Burada. Asfalt atacağız. Ana boruyu döşeceğiz. Ana boruyu döşedim gerisi tamam bitti. Devam et. Şimdi parke taşı tesisini yaptım. O zaman neden 20 bin lira tekrar parke taşı alıyorsun? Bir sürü tesis harcı yaptık. İşte para etti, harcadık, zarar ettirdik belediye gibisinden. Bir sürü arkamızdan dedi bunu yapıyorlar. Şimdi Büyükşehir devamlı olarak gündemde. Şu anda çok sıcak bir konu. Büyük ihtimalle de aldığımız bilgilere göre Büyükşehir olma durumumuz var. Büyükşehir olduktan sonra Çanakkale'de 600 milyon bir köy var. Veya belediye var işte bizim istediğimize yakın. Buralara o sistemin oturması, buralara hizmetin gelmesi biraz zor olacak. İnsanlar önce ne diyor? Önce adam çamurdan kesiyor. Çocuğun parkı olsun diyor. Çocuğun var suyunu al diyor yani. Belediyeler önce ne demeye beklediler bunlar. Bunları bitirebilsek sosyal politikalara geçeceğiz de bunlar uzun yıllar önce yapılmadığı için. Şimdi sıkıntı var biz. Onun için dedik ki ne olur ne olmaz. Sonuçta bu insanların ayağını çamurdan kesmek zorundayız. 25. seneye gidiyoruz. Biz dedik parke taşının işini bitirelim. 20 bin metrekare parke taşı yerine girdik. Şu anda Süleyman Mahallesi'nden başladı. En çok oranın ihtiyacı vardı. Çünkü o bölge 20 senedir öldürüyor atlı durumda. Bütün terzanda şu alt yol, orası burası, ara yollar hepsinin parke taşını tamamen bitiriyoruz. Sadece bu asfalt, işlik yokuşu bir de çevre yolu kalacak asfalt. Geri kalan her yerde parke taşı tamamen içi bitiyor. Şimdi tesis işine gelince de biz bir tesis kurduk. Tesisin maliyeti kaç paramış? Parke taşı 55 bin lira para tuttu. Ben tesisi gittik biz. Ufuk'la o zaman gittik sanırım. İnanın bir belediyenin terk etmiş olduğu bir şantiyeden aldık 18 bin lira. Benim kendi mesleğim de bu olduğu için 15 mi aldım? 15 artık aldım. Neyse. Benim kendi mesleğim olduğu için oturma sonuçları ben de işte ilgilendim. Bu tesisi biz 55 bin liraya mal ettik arkadaşlar. Gittik Alçansa'dan, rica ettik İzmir Belediye Başkanı'ndan. Ayhan Bey'in rica ettik, o Nevzat Bey'e ilgilenirdi. Çimento aldık, bedava. Ondan sonra hocam iş kurduğun işte işçi aldık, bunları çalıştırdık. 40 bin lira civarında da buraya çimentolu kum almıştık. Murat Köske'de, Köze'de yukarıda hocam çalıştırıyor, o da bize ucuz mal veriyor. Biz buradan tam olarak 12 bin metrekare taş bastık. Bunun da 10 bin metrekaresi şu anda döşedik. 2000 metre civarında elimizde taş kaldı. Bunların toplam bakın şu andaki 12 bin metrekare biz gitsek bir gram para varsa 198 milyar. 33 bin lira da bunların nakdesi var.
Bir kamyon 160 bin lira getiriyor. 160 bin lira getiriyor. Arkadaşlar 231 bin liralık taş üretimi yapmıştık. Tesise harcadığımız para 95 bin lira. Bizim kazancımız 130 bin lira. Biz burada zaten zarar ettirmedik yani. Daha kar ettirdik yani. Devam edelim. Evet. Şimdi bir de satılan yerler nerede? Tamam, şimdi tazminat barışı yapalım. Yani tamam, tarla sattık, yani sattık diyor, ondan özellikle ona gelmek istedim. Bir satılan yerlere gel. Gel satılan. Satılanları görelim. Satılan arsalar, arsa ve arazilerin toplam sattığımız arsa ve araziler 239 milyar lira para tuttu arkadaşlar. Tarla sattık, arsa sattık, 239 milyar lira para tuttu. Ben her zaman şunu dedim bakın. Şurada Masıp'ta, Tepetarla'da bir tarlanın Durcan'a bu tarlayı satalım. Şu belediyeye şuraya bir çivi çakalım. Şurada bir çocuğa park alalım. Şöyle bir parkta düşelim. Şu belediyenin bir sorunu çözelim. 20 seneden beri Tepetarla tarlamız var. 20 seneden beri Masıp'ta tarlamız var. Her zaman belediyesine 1 lira getirisi yok. 1 lira getirisi yok arkadaşlar. Kiraya çıkarıyorsun, dönüp bakan yok. İmar alan içindeki yerlere sahip çıkalım. Lazım olan yer alalım ama tarlada bizim işimiz yok. Ülke ekonomisine zarar. Satalım. Biri sağ olsun, burada eksin, meyve eksin. Biz de onun parasını beldede kullanalım. Bunu ben hep anlatmaya çalıştım. Zorlandık ama sonuç itibariyle Allah razı olsun. Bazı meclisimiz sahip çıktı, destek çıktı, yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi alınan arsalar bunlar. Evet, şimdi belediyenin yanında şurada yeni belediye binası ve de onun üst tarafı. İki tane arsa var orada. Onlar bedavaya alınmadı. Para ver, bir bedeli var ya. 120 bin liradan 240 bin lira arkadaşlar. Arıtma için Süleyman Mahallesi'nde ben arıtma için bakın belediye ne yapar? Belediye lazım olmayan yeri satar. Lazım olan yeri de alır. Bize arıtma için İller Bankası dedi ki yer göstermezseniz projeyi başlatmayız dedi ya. Daha önce sorunlar oldu dedi. Adam iki ayda yer göstermiş belediye. Sonra mahkemeyi konmuşlar. Dedik bize tamam alıyoruz oradan meclisten onay aldık. Oradan 12 tane küçük sanayi sitesinde 12 tane sanayi imarlı arsayı biz aldık belediye. 12 tane. 65 bin lira aldık o zaman. Şimdi belki 305 bin lira yapıyor. Çok önemli değil. Ama lazımda aldık. Kamulaştırma. Şuradan aşağı ince inmesi gereken yol vardı. Hep söylüyordu. O yolu 50 bin lira aldım. İşte 15 Temmuz olayları falan girdi. İş çözülemedi. 1,5 sene falan sürdü. En son 6 bin liraya bir faiz çıktı. Paraları teslim edildi. 56 bin liraya da oraya aldık. Neden vatandaşa lazım? Lazım olduğu için aldık. Vatandaşa burası gerekli. Ama ikinciklerdeki bir tane vatandaşa lazım değil. Toplam 360 bin liralık yer almış arkadaşlar. Arasındaki farkı da görebilir misiniz? Nerede görüyorsun? Tamam, neyse. En son toplumu göstersen. Evet, buraya bir bina yaptık. Şu binanın maliyeti bize 387 bin lira oldu. Bunun 200 bin lira artı KDV'sini sanırım İdare Bankası'ndan uzun vadeli bir kredi kullandık. Üzerine bu seneki iş düşürmesini belediye bütçesinden yaptık. Buradan da bir tane dükkan seçtik, sattık. 170 bin lira gelir elde ettik. Tamam. Evet, alınanlar ve satılanları karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Alınan arkadaşlar, araçlar 768 bin lira, arsa ve araziler 305 bin lira, belediye hizmet binası 387 bin lira, kamulaştırma 56 bin lira. Toplam 1500 lira, 1 trilyon 500 milyar lira civarında bir malzeme almış belediye. 90 bin lira araçta satmıştık, arsaları 240 bin lira satmıştık. Satılan dükkanlarda 170 bin lira, toplamda 500 bin lira yer satmıştık. Evet, aradaki fark, bazen belediyesine hani çok satıldı, arsa satıldı, tarla satıldı, alanı satıldı diyorlar. Sattık ama tarzan belediyesini 1 milyon lira kadar geçirdik. Hesabın gerçeğini yani bilinmeyi söylüyorum yani. Devam et, şu şeye gel. Daha bunlar da bitmiyor. Bir de tazminatlar var. Yani bir de bize nasip oldu, çok insanın tazminatını verdik. Yani hiç bitmedi. O, evet, burada şimdi isimleri vermek istemedik. Ama toplam ne kadar? 164 bin lira toplam biz tazminat ödemiştik. 164 bin lira. Hepsi burada. Hatta bir tanesini akıl parasına verdik. Bizden önceki dönemden arkadaşımız emekli olmuş. Belediye mahkemelik olmuş. Belediye tazminatını ödemiş. Biz geldik. Gel buyur dedik, anlaşıldık. Her ay 5 bin lira, 5 bin lira ben senin paranı ödeyim. Her ay 5 bin lira, 5 bin lira parasını ödedim.
İş bitti. Tamam, Allah razı olsun, işi çözdük. Arkadan avukat parası geldi. 10 bin lira da boş boşuna para verdi. Toplam 160 bin lira civarında tazminat ödedik arkadaşlar. Bunları yaparken bir de bunları ödedik yani. Arkadaşlar, burada biz artık belediye binasını buraya getirdik. Herhangi bir belediye hizmetleri hakkında veya bizim yaptığımız hizmetler hakkında doğru, yanlış, neyse, aklına takılan herhangi bir şey, yani bir soru işareti olan veya işte şu şöyle olsun, daha iyi olsun falan diyen olursa hiç şeye gerek yok, hiç dedikoduya vesaireye gerek yok. Her zaman belediyesi orada, biz oradayız devamlı. Her zaman için gelip bizimle her türlü konuyu paylaşabilirsiniz. Herkes dinlemeye kapımız açıktır. Başka bir şeyimiz yok. Ne var da? Tamam. Evet arkadaşlar, katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Herhangi bir şey yok. Bir dahaki artık bir yanımız odasına görüşmek üzere. Allah razı olsun. Bir de imkanımız gelecek. Afiyet olsun.